İyi akşamlar. Ayşe Altay'ın programı için rahatsız ediyoruz. Seda ben teyzeciğim. Bekledim evladım. Buyurun. Ben Oğuz. Memnun oldum. Ayakkabılarımızı çıkarayım efendim. Bakanlarımız görüşme yerine yavaş yavaş gelmeye başladılar. Toplantının amacıyla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Bu yemeğin amacı nedir efendim? Karnımızı doyurmaya geldik. İnsan acıkınca yemek yiyemez mi? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Açın. Akarsuların özelleştirilmesine karşı olduğunuz yönünde duyumlar aldık. Doğru mu efendim? Karşı olmayana şaşırın. Müsaade edin. Başarılı bir tane. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Lütfen yolu açın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, bu yemek iktidar kanadının acil bir siyaset toplantısı mı? Önceden duyurulmadı da. Çocuklar, basın her şeyi bilmek mecburiyetinde mi? Gördüğünüz gibi herkes ailesiyle geliyor. Bir eş ve dost yemeği. Bana müsaade edin artık. Ayşe Altay nerede efendim? Herkesin ailesiyle katıldığı bu yemeğe siz neden yalnız katıldınız? Evladım, soru sormayı öğren. Ya da hiç sorma. Siyasetçiye siyaseti sormayı öğren. Eğer beceremiyorsan git magazin muhabiri ol. Tamam mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bize biraz Musa Bayram'ın çocukluğundan bahseder misiniz? Mesela nerede dünyaya geldi? Çocukken gelecekte politikaya atılmak gibi bir hayali var mıydı? Musa'yı Urfa'da doğurdum. Biz Urfalıyız. Dünyaya gözünü açtığı gün dedim büyük adam olacak. His bütün tahsil hayatını Urfa'da geçirdi. İlkokula giderken okuldan epey uzak bir köyde yaşıyorduk. Ah, okula sırtımda taşıdığımı çok bilirim. Onun büyük adam olacağını hissettim dediniz. Size ilk ne zaman siyasete atılmak istediğini söyledi? İnşaat mühendisliğine, fakülteye başladığı sene dedi ana ben bakan olacağım. Hep böyle ciddi miydi? Yani Musa Bayri pek gülümsemeyen biri olarak biliniyor. Yaradılış diye. Musa öyle az güler ama güldü mü de tok güler. Peki hayatta siyasetçi olmaktan başka bir hayali var mıydı? Vardı, baba olmak. Belki siyasetçi olmaktan daha çok ister baba olmayı. Hani baba olacağını bilse siyaseti bile bırakır. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar yeter, kesebilirsin. Bir de sizden Musa Bey'in eski fotoğraflarını isteyeceğiz. Çocukluk, gençlik, siyasete atılmadan önceki zamanlarda filan. Programda kullanmak istiyoruz. Vereyim ama programdan sonra geri getireceksiniz. Hemen yollarız, hiç merak etmeyin. Şimdi 3 haftadır kayıp olan AK'nin esrarengiz ölümüyle ilgili haberimize geçiyoruz. Beylikdüzü'nde 3 hafta önce kaybolan genç kız bugün Boğaz sularında ölü olarak bulundu. İlk incelemelere göre olayın bir intihar vakası olduğu belirlendi. AK'nin 2004 yılında annesi ve babası boşandığından beri bazı psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim. Allah korusun. Madem için daralıyor, niye her akşam bunları seyrediyorsun? Hiç açma daha iyi. Başka haber çıktığı mı var zaten? Her gün aynı şeyleri duyuyoruz. Kızım insan kulağına gözüne engel olamıyor ki. Aman yavrum ne olursun dikkatli ol. Bir derdin olursa bana anlat kızım ne olur. Ben başıma geleceği biliyorum. Bunlara bakıp bakıp bana sarıyorsun. Ha, sen de bir anne ol da o zaman anlayacaksın beni. Ben anne olursam senin gibi sık boğaz eden bir anne olmayacağım. Kendime söz veriyorum. Çok merak ediyorum ya. Babam hayatta olsaydı bana senin davrandığın gibi mi davranırdı?
İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep. İyi akşamlar Ali. Hayret, bizimki erkenden uyumuş. Akşam yemeğe gel dedim ama ders çalışacağım dedi. Koca adam canım, kırar bir yumurta yer, eksik olma. Çayımız var, içer misin? Rahatsız etmeyeyim. Yok canım, ben de içecektim zaten. Ama Gonca içeride ders çalışıyor. Üşümezsen şurada oturalım. Hava güzel. Tamam, geç otur, ben getireyim. Ali polis mi geldi? He. Artık her gece uğruyor. Kapı komşumuz kızım, bahçelerimiz bir. Tabii tabii. Ne şimdi bu tabii tabii? Ben sana soruyorum anne, ne bu? Efendim Ayşe. Yolda mısın canım? Evet, dönüyoruz. Emin şimdi havaalanından aldı. Sen neredesin? Hala kanaldayım. Ama birazdan eve geçeceğim. Bana mı gelirsin yoksa evine mi gideceksin? Çok yorgunum Ayşe. Eve geçip biraz uzanmak istiyorum. Tamam canım, nasıl istersen. Yarın konuşuruz o zaman. Ha bu arada bugün bizim çocuklar yarınki program için annene röportaj yapmaya gittiler. Senin siyasete atılmadan önceki fotoğraflarını istemelerini söylemiştim. Annen araya eski düğün fotoğraflarını bile koymuş. Baktım da o zaman da yakışıklıymışsın. Tamam, yarın görüşürüz. Hadi iyi geceler. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Bana hemen bir kahve yap. Peki efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayşe Altay'la siyasetçilerin öteki yüzünde bu haftaki konuk Bayındırlık ve İskan Bakanı Musa Bayrı. Musa Bayrı hiç bilinmeyen yönleriyle karşınızda olacak. Siyasetçilerin öteki yüzü yarın akşam 23'te 10.
Anayasasının... Buyurun efendim. Sağ ol. Şartlar içerisinde ilk başvuruyu Dışişleri Bakanı... Ana? Oğlum benim. Saat geç oldu, sen daha yatmadın bana. Uyku tutmuyor ki. Hala Ankara'dan mısın, döndün mü? Yeni indim uçaktan, İstanbul'dayım. Kusura bakma, arayamadım. Ayşe'den misin, kendi evinden misin? Ana, evimdeyim. Ana, sorgu sual bitti mi? Bitti. Ana, Ayşe'ye fotoğraflar vermişsin, düğün fotoğraflarını. Hemen yatıştırdı demek. Verdim ama Ayşe programında kullanır mı bilmem. Yarın izleyip göreceğiz bunu. Hadi, sesin yorgun geliyor. Yarın kahvaltı etmeye gel de bir hasret giderek. Tamam ana, ellerinden öpeyim. İyi geceler. Günaydın. Günaydın Pınar. Niye suratı nasıl? Her zamanki şeyler, boş ver. Akşam sınava iyi çalışabildin mi? Hayır, boş kağıt vereceğim. Saçmalama, böyle gidersen bursunu kaybedeceksin. Artık hiç ama hiçbir şey umurumda değil. Ne yaptın be? Ne haber? İyi. Günaydın. Ne haber kanka? Günaydın, ne haber kanka? İyilik yani, olsun. Ne yaptın sen? Ne yapayım ya? Ne haber abi? Ya bugün ne yapacağız bilmiyorum ya. Gün gelecek. Ne haber? İyi Zeymen, senden ne haber? İyi mi? İyi, ne olsun. Ne dinliyorsun? Bilgisayarımda ne varsa yükledim. Karışık çalıyor işte. Evet, biraz Gonca gelecek. Gonca? Mutlu yıllar. Sağ ol. Sahi ya, bugün senin doğum günün. Sınavlardan ambali olduğumu unuttum. Geçen hafta hep aklımdaydı. Nice yıllara özür dilerim arkadaşım. Saçmalama, niye özür diliyorsun ki? Ben de unuttum zaten. Cumartesi kutlayacak mısın peki? Bir plan yapmadım. Ailemle olurum herhalde. Ben sizin evde ya da bir yerlerde bir parti yaparız diye düşünmüştüm. O yüzden getirmedim hediyemi. Niye bana hediye aldın ki? Doğum günün olduğu için. Eğer bir şeyler yapmayacaksan yarın okula getiririm. Sanmıyorum. Yapmayacağız. Abi dur. Bir de... Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar, hoca geliyor. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk ana. Hoş geldin oğlum. İyi misin ana? İyi ana, sen nasılsın? Sağ ol. Ana, Ayşe'yi de getirdim. Sonra onu televizyona bırakacağım. Heh, hiç gelmemezsen iyidir.
Gel, 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 gel bayan gel. Hangisi bayan? Buyurun. Hadi sağlığa yemişler. Güle güle. Buyurun efendim, buyurun peynir, zeytin. Başka bir şey demiyorum. Biraz önce de fileden geldi bu çamaşırlar. 2 lira parça, koş! Dünya markaları burada. Sadece 20 liraya, burada. O kümene geldi. Otlarım var. Ot bunlar. Peynirin iyisi, yumurtanın tazesi burada efendim. Buyurun, yumurtanın tazesi efendim. Buyurun. Şu yağlı mı tadına bakabilir miyim? Tamam abla. Buyurun. Güller, perdeler. Seç beyan abla, seç. Seç beyan abla, mutfağa salona perdeler. Oo, hoş geldiniz. Şeref verdiniz Doğan Bey. Bir yarım ekmek verir misin Zeynep teyze? Vereyim oğlum da şunları bir atayım önce. Tamam mı? Soğan ister misin? Koy koy. Heh, tamam. Ne satıyorsun bugün? Mandal. Dersler nasıl Doğan? He? Matematiği ne yaptın? Son sınavımdan 60 aldım. İşte bu ya. Yakışır oğluma bu kadar oğlum. Bitti işte. Tamam. Sen 2 dakika şurada otur da. İstersen bir dolan ben şunları çıkarıncaya kadar olur mu? Tamam Zeynep teyze. Mandal, mandal. 2 paket mandal 1 lira. Mandal. Sait abi nasılsın? Sağ olasın Mehmetciğim. Buyur. Teşekkür ederim işte. Ne habersin be ya? Ne yapıyorsun elin günün içinde? İyidir. Senden ne haber? Bomba gibiyim. Hayırdır? Çok iyi bir işe giriyorum. Aa, ne işi? Hadi gözünü aç. İç çamaşır işi. Yurt dışına mal göndereceğim. Hmm. Buradan biri aldığını orada 3'e satarsın dediler. Ne zaman başlayacaksın? Hemen. Ablan artık zırnık koklatmam diyor. Ablamdan bir şey isteyen mi var canım? Benim gücüm sermayem var. Rica ederim yani. Şu işi kıvırayım, ilk iş seni alacağım. İnşallah. Bayağıdır bekliyoruz. Hadi sen işine bak. Pazar yeri dağılsın, bir şeyler yer içeriz tamam mı? Haydi Don'a gel Don. Haydi Victoria'dan geldi. Haydi. Salih ne haber lan? Eyvallah. Çok yakışıklı olmuşsun oğlum. Eyvallah abicim eyvallah. Buydu değil mi ablacığım? Haydi buyurun. Al bakalım. Yok oğlum istemez. Olmaz olmaz. Olur olur olur. Hadi sen bu pazarın çocuğusun. Senden de para mı alacağız? Onunla kendine bir şey al. Sağ ol Zeynep teyze. Hayırlı işler. Sen bu kafayla gidersen burada bu konduda ölürsün. Aha bu toprağı da gömerler. Oğlum be okula mı gitsin? Eve ekmek parası mı kazansın? İnşallah senin işin olunca Mehmet, sen öyle yaparsın. Abla, ya iş dedin de... Allah Allah, ben anladım senin neden geldiğini anladım. Ben ablam abla demenden belli. Allah aşkına deme ya. Ya bu defa başka, bir dinle. Ya oğlum ya, her defasında bu defa başka, bu defa başka. Yapma Allah aşkına ya, hayal aleminde yaşıyorsun Mehmet ya. Ya bir dinle, sonra söyle. Çok iyi bir bağlantı buldum. Yurt dışına iç çamaşırı satacağım. Heh. Bir karışmadın. Don sütyen işi kalmıştı. Yapmadın iyi olmuş düşündüğün. Beni el alemin içinde böyle söylettiriyorsun. Ya sana yemin ediyorum. Vallahi bu çok ciddi bir iş. Ama azıcık sermaye lazım. Ha? Evet. Gonca'nın ihtiyaçları var Mehmet. Gonca burslu okuyor. Gonca'nın ne ihtiyacı var ki? Burslu okuyorsa devlet üstünü başında mı alıyor? Bak bugün doğum günü. Gidip bir şey alacağım düşünüyorum nasıl alacağım diye. Olmaz Mehmet bu sefer olmaz oğlum ya. Zaten yedin bitirdin çocuğun nafakasını. O zaman satalım bu arsı. Ver benim payımı ben de senden borç borç istemeyim. Bak şimdi benim terbiyem bozacaksın yine. Söylemeyeyim diyorum yine söyletiyorsun. Ya satarsak nasıl yaşayacağız? Nerede yaşayacağız? İster faizini bankaya koyarsın, kiraya çıkarsın. İster gider küçük bir ev alırsın kendine ben ne bileyim. Sen de kendine düşen o parayla o işi yapar bu işi yapar batırır ondan sonra gelir yine benim evime göz dikersin. Abla bak gücüme gidiyor ama ha. Öyle. Gerçekten adamın gücüne gider Mehmet. Hayır satmıyorum. Satmıyorum ya ben bu lafı bir sana bir belediyeye söylemekten dilimde tüy bitti be. Oğlum anamızdan babamızdan kalan
Tek yer burası ya. Bunu da satarsak nereye gideceğiz? Boşanmasaydın o zaman. Salaklığına ya. Bak eski kocan şimdi bakan. Koskoca bakan. Ha? Kızın da insan gibi yaşadı. Bari aklını kullan. Ya git çal kapısını. Senden boşanırken hamileydim. Beni aldattın diye gurur yaptım, söylemedim. Kızın şimdi 15 yaşında biliyorum. 16. Ya bir ihtiyaçlarını say. Git geriye dönük nafaka iste. Ya bir şey iste. Yani buralarda sürünme abla ya. Allah aşkına sus Mehmet ya. Abla ne olur son bir defa yardım et. 2 milyar lazım. Hepsi o kadar. 2 milyar. Ana bahçeye iyi bakmışsın. Çok güzel olmuş. İşin gücün mü var? Sabahtan akşama bunlarla oyalanıyor. Bana yakın ol diye beni buraya çağırdın. Yüzünü gördüğüm yok. Bırakaydın da Urfa'da kalaydın. O nasıl laf şimdi ana? İşim gücüm yoğun bilirsen. Hayatım Ankara ile İstanbul arasında geçiyor. Urfa'da olsaydım hiç gelemezdim ki. Ben de göremiyorum vallahi Emine Hanım. Adamları ya bir zahmet hatırlat. Resimleri unutmasınlar. Unutmazlar merak etmeyin. Düğüne ne zamana karar verdiniz? Seneyi düşünüyoruz inşallah. Ayşe'nin televizyon programı önümüzdeki yaz tatile girecek. Ben de Temmuz'da biraz rahatlayacağım. Kısmetse o zaman olur. Nerede yaşayacağızı karar verdiniz mi? Tabii ki İstanbul'da ana. Ayşe'nin işi İstanbul'da ya. Ben de gidip geleceğim. Öyle ayrı gayrı aile mi olurmuş? Yarın bir gün uşağınız olursa ne edeceksiniz? Böyle bir şey düşünmek için daha çok erken Emine Hanım. Eğer öyle bir şeye karar verirsek onu da planlarız tabii. Değil mi Musa? Canım ana, sen böyle şeylere kafanı takma. O zaman gelsin bakarız. Farkında mısın? Ne biçim davranıyorsun? Nasıl davranmam gerekiyorsa öyle davranıyorum. Kızım, sen Eymen'e aşık değil misin? Duy, duyacak. Yürü, seninle konuşacağız artık. Sana aşık. Her hafta sonu seninle buluşmak istiyor. Seni bir yerlere davet etmeye, görmeye çalışıyor. Ya doğum gününü bile unutmamış, görmüyor musun? Onunla buluşamam, tamam mı? Ya sana çıkma teklif ederse, hayır mı diyeceksin? Yoksa evet ama bir şartla sadece okulda görüşürüz mü? Bilmiyorum. Böyle sürekli işim var olmaz bilmem ne dersen bir daha yanına yaklaşmayacak. Ne yapabilirim? Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor. Bütün sınıf gibi, okuldaki herkes gibi benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor. Ya daha doğru dürüst bir evimiz olmadığını bile bilmiyor. Neden en başında gerçeği söylemedin? Niye sana nerede oturuyorsunuz diye sorduğunda bizim yaşadığımız sitede bir adresin adını verdin? Söyleyemedim. Bunda utanacak ne var? Benim babam yok. Ben doğmadan ölmüş. Annem beni büyüttü. Paramız olmadığı için annem dedemden kalan arsaya bir gecekondu yapmış. Orada yaşıyoruz de. Akşamları seninle chatleşemem çünkü benim bilgisayarımda, internetim de yok de. Sana söylemesi kolay tabii. Senin her şeyin var. Babam var, eviniz var, arabanız var, şirketiniz var. Eymen de senin gibi. Gerçeği söylersen benimle ilgilenmez. Ben seni seviyor muyum? Sana soruyorum Gonca. Seviyorum ve sen benim en iyi dostumsun. Eğer ben seni sadece sen olduğun için seviyorsam, Eymen de öteki arkadaşların da seni sevebilir demektir. İlle de bir şeyleriniz var diye biri seni sevecekse bırak zaten sevmesin. Pınar beni rahat bırakır mısın artık? Bir dakika! Annen arkadaşlarını ondan utandığın için yalan söylediğini duysa acısından ölür biliyorsun değil mi? Yeter artık. Bana annemi savunup durma. Sağ ol. Kolay gelsin. Oo Cahit abim nasılsın? Sağ olasın Mehmet. Sende ne var ne yok? Boş durup duruyorum işte. Hayrola işe mi başladın? Kısmetse yakında başlıyorum. Bu defa çok büyük bir iş üstündeyim. Yok mu fakülteli? Bir yere kadar gitti gelecek. O dönene kadar ben bakıyorum. Bir şey mi istedin? Ver bir yarım bakalım.
Ama köftesinden kısma bak. Aman Allah'ım. İyi günler. İyi günler. Vezneye gidiyorum. Tabii. İyi günler. Buyurun. Ben hesabımdan 2200 YTL'im. Kapmış gül gibi Mert'i. Hocam. Kim içildi burada? Hayır hocam. Hayır hocam. Dolu. Çıkar mısın kızım? Numaran kaç? 886. Adın ne? Gonca İlmez. Yarın Velin okula gelecek. Duydun mu kızım? Duydum hocam. İyi günler. Buyurun hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir telefon bakacaktım. Bu kapaklı ve renkli olacak yalnız. Bir dakika bakalım. 199 milyonmuş. O yardımcı olur belki size. Ha, anladım. Bu. Evet. İstediği bu kızımın. Teşekkür ederim. Ben bir de kontörlü hat rica edeceğim. Ben size bunları vereyim. Aralarından hangi numarayı istiyorsanız seçin. Kendim seçebiliyor muyuz? Tabii ki. Çok güzel. O zaman 79992 bu numaralarda bir şey olsa doğum günü ya, uğur getirir belki. Tamam. Yardımcı olayım ben. Efendim. Tabii içeri al. Ne soruyorsun kızım? Abi hoş geldin. Merhaba. Estağfurullah. Nasılsın oğlum? İyiyim abi. Tekrar hoş geldin. Sağ ol. Abi kendi şirketinde kendi odana girmek için sekreterden randevu mu alıyorsun? Sen de bir acayipsin ha. Burası artık senin oğlum. Ben siyasete atıldım. Bu işler bitti artık. Yakalayana aşk olsun. Annemden haberlerini almasam neredesin, nasılsın bilmeyeceğim. Bir haber verdiğin yok. Sorma ya. Ömrüm yollarda geçiyor. Sağ ol. Gel abi otur şöyle. Yok yok. Abi lütfen geç Allah aşkına, hayır, geçer misin? Hayır sen otur oraya. Seçimdi bilmem neydi gitgeller çoğaldı tabii değil mi? Bir şey söyleyeyim mi sana? Ayşe İstanbul'da yaşamasa Ankara'da kalacağım vallahi. Çok yoruluyorum bu aralar. Görüyoruz televizyondan. Bir oradasın bir buradasın. Ama insanlar senin için çok iyi konuşuyorlar. Aday olsaydı başbakan seçilirdi diyorlar. Hadi oradan. Beni Nemrut bulurlar. Sevmezler. Seviliyorsun, seviliyorsun. Hele dün bir gazeteciyi haşlamışsın. Sabah haberlerinde bizi ailece güldürdün. Sorma ya. Memlekette bu kadar mesele varken kalkmış bana Ayşe'yi soruyor. Siyaset bir yana evleniyorsun abi. Bir şey söyleyeyim mi? Geç bile kaldı. Sağ ol kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ha bu arada Ayşe TV yıldızı ya. Bakanla berabermiş dedikodusunu ağızlarına sakız ettiler. Hiç sevmem böyle şeyleri. Biz devleti temsil ediyoruz. Orada burada konuşurken aile aile diye yırtınıyoruz. Bu milletin karşısına liseli sevgililer gibi çıkmak yakışık almaz bize. Bir senedir tanıdınız artık birbirinizi. Zaten yalnız mı öleceksin abi? Bu streste evde bir can yoldaşı şart.
Hele bir de çocuğun oldu mu? Ayşe istemiyor. Kariyerim falan diyor. Görüyorsun değil mi abini? Koskoca bakan oldu ama bir türlü baba olamadı. Oo, kimleri görüyoruz? Merhaba gelin. Hoş geldin abiciğim. Estağfurullah. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abicim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Derya, koş kızım, amcan gelmiş. Amcam. Oo, yeğenim nasılsın, iyi misin? Ne haber bakayım? İyi be amcam, ne olsun? Okul, sınavlar sürünüyoruz. Amca bir şey yapsana şu üniversite sınavları için. Torpil istiyorsun. Sarıyer'de site yaptırıyoruz ya, biz de oraya gideceğiz. Gelmek ister misin? Hı-hı. Gerçi akşama programa çıkacakmışsın ama. Gelmez miyim oğlum? Tabii ki gelirim. Bir daha sizi kim bilir ne zaman göreceğim. Hadi çıkalım. Tamam. F eşittir G. Tamam, ben seni sonra ararım. Bağlamayın. Akşam programa kadar acil olmadıkça kimseyi bağlamayın. Ayşe Hanım, bunlar e-mailler. Şu ana kadar 3700 e-mail aldık. Taradınız mı? Evet, bitti. En üstteki kağıtta e-maillerin arasından seçtiğimiz sorular var. Musa Bey'in annesine fotoğraflar yollandı mı? Evet, kopyaladık ve asıllarını yolladık. Peki, tamam Deniz. Deniz, bana bir kahve söyler misin? Tabii. Hoş geldin Zeynep abla, kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Dert abi, ne haber? Sağ olasın fakülteli, sen nasılsın? Zeynep, kızım. Nenem ya, neredesin sen? Nasılsın nineciğim? İyiyim, bu hafta iyiyim. Sağ ol kızım, aramışsın, etmişsin, bir sesleneyim dedi. Nineciğim, geçen hafta yoktun, çok merak ettim. Ya bir adresin yok, bir telefonun yok. Buradakilere sordum, bunlar da bir şey bilmiyor. Ha sen ne dedin? Artık bir yerden sonra insan grip olmuyor. Hemen yatıralım dediler. Nereye yatırıyorsun? SSK yok. Geceliği 500 lira olmuş. Ne diyorsun ya? Ya, çıldırmış bunlar. Hani yat öl deseler daha iyi. Ne yapayım? Allah'a emanet. Eve gittim, yattım artık. Oğlana kıza haber verseydin bari. Onlar gelip bakarlardı. Nereye be evladım. Herkesin işi başından aşkı. Ne çocuklar ne torunlar uğrayamadılar. Ninem, ben kıza bugün bir telefon aldım. Sen baktın yok, beni bulamıyorsun. Buradan ararsın, oldu mu? Bugün benim kızın doğum günü Cahit abi. Pasta masta bir şeyler yapacağım. Hep birlikte oturup yeriz. Doğum günü ha maşallah. Daha önce söyleseydin hediye falan bir şeyler alırdık. Yok be abicim ya, siz gelin yeter. Hadi. Zeynep abla, en güzel tişörtü Gonca'ya ayırdım. Ona medium olur değil mi? Yok be kızım, hoca diyor öyle marka falan gerek yok ya. Atlet matlet bir şeyler getirirsin. Nine, sen şimdi aç mısın? Demin yedim, sağ ol ya. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi Cahit abi, bekliyorum ha. İşi biten gelsin. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, sana da sağ ol. Abla, çabuk döndün. Mehmet, al şu parayı bir yere sakla. Abla, gel seni. Ay Allah aşkına, bırak suluk etme. Bak bu kez son, tamam mı? Bu işi kıvırdın kıvırdın, kıvıramadın artık gidersin bankadan kredi mi alırsın, ne halt edersen et. Beni ilgilendirmiyor, geçti artık. Gör bak, bu defa sana bütün borcumu ödeyeceğim abla. Köfteler yanıyor. Allah! Tabii, parayı duydun, köfte möfte hak getire. Bırak. Ben gideyim mi abla, geç olmadan? Gonca'nın bugün doğum günü, kalmayacak mısın? Tabii, kalayım. İşlerimi yarın hallederim.
Yakmışsın hepsini ya. Hele kulağın da gelir Cahit abi. Aşk olsun sen de fakülteli fakülteli diye diye. Alt tarafı 2 yıl okudum. Okulu bıraktım. Anacığım yaşasaydı da görseydi. Rahmetli ölene kadar oku oku diye başımın etiğine de. Aa, sen de okudun. Aynı pazarda çalışıyor işte. Salih. Amma da pahalı hediye almışsın abla. E oğlum okuldan burs kazandı. Kolay mı? Az bile. Babası sağ olaydı da. Göreydi. Göneneydi. Ya öğleninin. Ya Zeynep abla, senin kocan ne iş yapıyordu? İnşaat mühendisiymiş. Dedi ya kaç kere? Unutuyorum ya. Ama adını hatırlıyorum. Musa'ydı. Musa Eğilmez. Musa Eğilmez olur mu? Zeynep'in soyadı Eğilmez. Mehmet'in de soyadı Eğilmez. Gonca'nın da soyadı Eğilmez. Sen kızına kocanın soyadını vermedin mi? Aa, hoş geldin Ali. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Buyurun buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Buyur. Musa'nın da soyadı Eğilmez. Uzaklar akrabadır. Ha şimdi oldu. Çay alır mısınız? Olayım. Bak Süreyya abla bak. Gene de anacığım haklıydı. Okumuş adamın hali başka oluyor. Nereden nereye bağlantı kurdu? Aslan abi. İyi. Odam olacak amca. Güle güle otur yeğenim. Güzel iş çıkarmışlar. Güle güle otur. Allah işinize sindirsin. Gel seni de buraya taşıyalım. Buralarda olacağımı bilsem de gelsem. Benim buradaki ev bile bana büyük geliyor. Burada ne yapacağım İbrahim? Bu evler çoluk çocukla dolunca güzel. Hadi çıkın. Sen de işine gücüne geç kalma. Hadi. Thank you.
anne. Telefoncu çocuk dedi ki hattını takayım ama pili biraz zayıf dedi. Şarja taksın dedi, olur mu? Bu da bak senin doğum tarihine benzer bir şey seçmeye çalıştım. Bilmiyorum artık. Anne, kontrolü hat mı aldın? Zeynep. Abla. Tamam. Ne yapsam olmuyor. Kontrolü hat almışım. Hay almaz olaydım. Aptal Zeynep. Salak Zeynep. Sen sanki kızını tanımıyorsun. Geçecek bugünler. Deli çağları. Değil mi ya? Sanki hepimiz yaşamadık mı? Biz vardan yoktan anlardık. Hoş geldiniz efendim. Birkaç soru sorabilir miyiz efendim? Kanalınızdaki programa zaten bunun için katılıyorum. Sinekten yağ çıkarmayın. Hoş geldiniz Merhaba. Sayın Bakan. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun Merhaba. Sayın Bakan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Deniz, stüdyo hazır mı? Gidip bir ilgilenen olacak mı? Hazır efendim. Nerede kaldın Musa? Nerede? Bu taraftan Sayın Bakan. Hoş geldiniz. Merhaba. Musa Bey geldiler Ayşe Hanım. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Musa Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Ali. Hadi artık geç oldu. Sen git, oğlan evde yalnız. Babaannesi var. Korkuyorum. Gonca bu yıl çok değişti. Kötü alışkanlıklar edinecek diye çok korkuyorum. Baksana şu davranışlara. Bak Zeynep, bir çocuğa hem anne hem baba olmak bu devirde zor. Ben kendimden biliyorum. Babasıyla konuşsan. Yok Ali. 16 yıl sonra ne Gonca'ya bu senin baban denir, ne de babasına bu senin kızın. Denir. Ne var? Bir eşeklik yaptın bunca sene, konuşmadım. Artık bilmen lazım. Para ver. Kızına bak. Gece konduda oturuyoruz. Ya bize yardım et denir değil mi abi? Ben demem. Benim adım Zeynep Eğilmez. Epi hazırlık yapmışsın. Bilmediğim yerden sormayacaksın herhalde değil mi? Diğer konuklara nasıl davranıyorsam sana da öyle davranacağım Musa. Ayşe Hanım. Işıkların altında yüzünüz parlamasın diye size biraz pudra sürebilir miyiz Musa Bey? Hayır, sağ ol. Peki efendim. Tamam. Ben birazdan gelip seni aldıracağım. Aa, bu arada özel hayatla ilgili soru sorma oldu mu? Bizimkiyle mi, geçmişinle mi?
Üstümü başımı satarım. Yine de o Musa Bayri'yi affetmem. Ben yatıyorum. Tamam kızım. Dur ben tüp çıkarayım da öyle yat. Sonra uykun bölünür kızım. Abla bu tüpler emniyetli artık. Ne diye her gece çıkartıp duruyorsun ya? Ben çıkartırım Mehmet. Allah Allah. Olmaz olmaz olacağı tutar. Ne oldu Mehmet? Gidiyor musun? Çok bile kaldın zaten. Neyse. Yok yok ya vallahi ben çıkartırım. Sağ ol. Hadi iyi geceler. İyi geceler sevgili seyirciler. Siyasetçilerin öteki yüzünün konuğu Bayındırlık ve İskan Bakanımız Sayın Musa Bayri. Ayırdığınız için size çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Öncelikle seyirciyi hatırlatmak için sizin kısa bir hayat hikayenizi dinlemek istiyoruz. Hay hay dinleyelim. Dilerseniz önce sizi annenizden Emine Bayrı'dan dinleyelim. Elbette. Musa'yı Urfa'da doğurdum. Biz Urfalıyız. Dünyaya gözünü açtığı gün dedim büyük adam olacak. His bütün tahsil hayatını Urfa'da. Emine anne. İlkokula giderken okuldan epey uzak bir köyde yaşaydık. Ah, okula sırtımda taşıdığımı çok bilirim. İnşaat mühendisliğine fakülteye başladığı sene dede ona ben bakan olacağım. Sayın Bayrı, bu hayal o zaman mı içinize düştü? Bir arkadaşım vardı fakülteden, bizim sınıftan. Onunla hep sohbet ederdik. Bana Musa sen de bu ülkeyi yönetecek kafa var derdi. İçime bu düşü o koydu. Daha sonra kendisi eşiniz oldu. Zeynep Eğilmez'den bahsediyoruz değil mi? Evet. Bugün bu mevkide olmakta çok emeği vardır. Hakkını asla ödeyemeyeceğim bir insandır. Eski eşiniz de sizin gibi yokluk içinde büyümüş. Halka bu kadar yakın, bu kadar samimi olmanız ve bu kadar sevilmenizde oradan gelmenizin çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Halka ne kadar yakınım tartışılır. Anketlerde en asık suratlı, en itici siyasetçi hep ben çıkıyorum. Annenize sorduk Sayın Bayrı. Musa Bayrı hep böyle somurtkan mıydı dedik. Yaradılış diyor. Musa öyle az güler ama güldü mü de dok güler. Annenize son olarak siyasete atılmaktan başka bir hayaliniz olup olmadığını sorduk. Bakın ne cevap vermiş. Bart, baba olmak. Belki siyasetçi olmaktan daha çok ister baba olmayı. Hani baba olacağını bilse siyaseti bile bırakır. Gerçekten bırakır mısınız? Biri ülkeniz için, biri kendiniz için bir düş. Bu vatan için iyi bir şeyler yapacak evlat yetiştirmekte, bu ülkenin bakanı olmak kadar mesuliyetli, kutsal bir iş.
mi içiyorsun? Ceplerimi mi karıştırıyorsun? Ne zamandan beri Gonca? Eşyalarımı bırakır mısın? Gonca, bunu bize niye yapıyorsun? Anne, bana niye deyip durma artık. Senden ve sorularından bıktım. Ama Gonca... Bir odam yok. Bir internetim yok. CD dinleyecek bir müzik çalarım yok. Bunları koyacak bir dolabım yok. Hiçbir şeyim yok. Böyle yaşamaktan bıktım. Sana istediklerini yapmaya çalışıyorum kızım, bilmiyor musun? Ben de ötekiler gibi, arkadaşlarım gibi yaşamak istiyorum. Hafta sonu arkadaşlarımla dışarı çıkarken üzerime giyecek bir şeylerim olsun istiyorum. Cebimde param olsun istiyorum. Arkadaşlarımın gelebileceği bir evimiz olsun istiyorum. Gonca, bunları bilmiyor muyum? Çabalamıyor muyum sanıyorsun? Artık kendin için çabala. Seni de kendimi de daha fazla üzmek istemiyorum. Gonca, yavrum, Gonca. 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 Kızım. Günaydın ana. Günaydın oğlum. Ayşe akşam programında düğün fotoğraflarını göstermedi. Öyle yapması gerekirdi ana. Herkes evleneceğimizi biliyor. Ya geçmişi göstermenin anlamı var mı? Hem biz magazin malzemesi değiliz. Ciddi işlerle uğraşıyoruz bilirsen. Beni ben yapan kadın dedin ama. Zeynep kim bilir nerelerde şimdi. Ne vardı bir resminizi gösterseydi? Görürdü, gönlü olurdu. Teşekkürü duyardı. Ana, bak üzerinden kaç sene geçmiş. Bundan sonra o defterleri açmanın anlamı yok ki. Bak sen de artık Zeynep bir gün çıkıp gelecekmiş diye düşünme, tamam mı? Bak ana, bundan sonra kendin Ayşe olacak ha. Hadi ellerinden öpeyim, görüşürüz. Tamam mı? Buyurun efendim. Pınar, konuşalım mı? Hatamı anladın mı? Ben evden ayrıldım. Ne yaptın? Gidecek yerim yok. Bulana kadar sizde kalabilir miyim? Sen aklını yemişsin. Niye böyle bir şey yaptın? Annem cebimde çakmak buldu. Kızdı, üzüldü. Üzerime geldi. Ben de ne düşünüyorsam bir bir saydım. Evden gidiyorum mu dedin? Öldüreceksin kadını. Bir şey demedim ama eve gitmeyince anlayacak. Gideceksin. Gitmezsen ben seni kolundan tutup zorla götüreceğim. Gitmeyeceğim. Annem o arsayı satıp benim de odam olan bir ev kiralayana kadar gitmeyeceğim. Eğer böyle bir şey yaparsan benimle bir daha sakın ama sakın konuşma. Bil ki ben yokum. Artık senin arkadaşın değilim. Ben yarına mal alacağım. Aldığım gibi de Almanya'ya yola çıkarıyorum. Ondan sonra sizi arayacağım. Malı teslim alın, ödemeyi sonra yaparsınız. Sonuçta biz büyük bir firmayız, acele etmenize gerek yok. Rica ederim, ne demek? Her zaman beni bu numaradan arayabilirsiniz. Sağ olun. Sanki yemedi adam. Telefon da kontrollü. İş adamı kılığımızı yutmadı. Neyse. Malı sattık Allah için. Kim lan bu saatte bu? Sen okula gitmedin mi kız? Ne arıyorsun burada? Dayı, sen de kalabilir miyim? Girin. Müdür bey. Buyurun. İyi günler efendim. Ben Gonca Yılmaz'ın velisiyim. Hoş geldiniz, buyurun. Kime oluyorsunuz? Dayısıyım. Annesi meşgul, ben geldim. Öyle şeyler kullanmaz Gonca. Ailevi problemleri var bu aralar. Dün öyle ilk defa yapmış, yakalanmış. Tekrarlanırsa disiplin cezasına kadar gider.
Ben derslerine de baktım yeğeninizin. Burslu öğrencilerimizdenmiş. Ama bu sene notları çok kötü. Ailesiyle konuşun, bu çocukla ilgilensinler. İlgileniyorlar efendim. Hı hı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Her ne sorunu varsa bir an önce çözülmesini dilerim. Sağ olun müdür bey. Siz de sağ olun. İyi dersler. İyi günler. Affedersiniz. Annen kim bilir ne halledir. Ne yapayım dayı? Ne seni dinliyor ne beni. Şu arsayı satsın biz de insan gibi yaşayalım. Sen de annemden borç almaktan vazgeç. Birkaç gün gitmeyeyim. Düşünür taşınır anlar belki. Kızım o arsa sandığın gibi bir para etmez. Belediyenin teklif ettiği rakamı duysan aklın uçuklar. O parayla değil o baraka bile alamazsınız siz. Ya en azından kiraya çıkarız. Annem de pazarda bir yer kiralar. Gene işini yapar. Bak dayı, annem ararsa burada demeyeceksin. Seninle de konuşmam. Dönmedin mi? Saat 7 oldu. Her gün okuldan eve gelen kız şimdi yok. Nerelerde? Çok korkuyorum Ali. Okuldan arkadaşı Pınar'a telefon ettim. Sabah okulun önünde görmüş. Ben eve dönmeyeceğim demiş. Benim kızım nerede Ali? Hadi hemen karakola gidelim. Merak etme bulacağız onu. Hadi şu hocam. Ayağıma bir ayakkabı falan giyeyim. Ayşe ne düşünüyorsun? Anneni düşünüyorum. Annem benden pek hoşlanmıyor galiba. Aramızda hep dengeyi bulmaya çalışmak senin için bir problem oluyor mu olsa? Annem bir Anadolu kadını. Yuva yıkılmasına pek gönlü dayanmaz. Zeynep'ten boşandıktan sonra çok üzüldü. Gerçi benim hatamdı. O yüzden hep Zeynep'ten yana oldu. Zeynep'i çok mu severdi? Çok yakınlardı. Gelin kaynana değil ana kız gibilerdi. Zeynep'in annesi öldükten sonra iyice iç içe oldular. Boşandıktan sonra kendi kızını kaybetmiş gibi hissetti. Beni de kızı gibi sevmesini beklemiyorum ama en azından beraberliğimize saygı duyabilir. Annemin evlenmemize bir itirazı yok. Onu biraz çocuk gibi kabul et. Bir süre mızmızlanacak. Evlendikten sonra da her şey yoluna girecek. Umarım. Kalkalım. Uçağı kaçırmak istemiyorum. Yine geldin, yine gidiyorsun. Bu aralar pek bir şey anlamıyorum. Biraz sabret, olur mu hayat? Seçimleri atlattık. Artık her şey rayına oturacak. Tamam. Tamam Zeynep Hanım. İfadenizi aldık. Gerekeni hemen yapacağız. Çok sağ ol. Babası nerede Zeynep Hanım? Yok. Nasıl yok? Ayrı mısınız? Yok. Zeynep Hanım kızını eşinden ayrıldıktan sonra doğurdu başkomiserim. Eski eşi bir kızı olduğunu bilmiyor. Kızınız onu ya da babası kızını bulmuş olabilir. Yok yok, buna ihtimal yok. Babasının adını öğrenebilir miyim? Zeynep Hanım, rica edin. Kızınızı bulmak istiyorsanız bilmemiz gereken her şeyi söylemelisiniz. Gözünüzü seveyim, onu aramayın. Kimdir bu Bey Ali? Ali, ölümü gör. Ali elbette ki görevini yapacak Zeynep Hanım. Durumunuzu anlıyorum. Ama burada evladınızı bulmamız söz konusu.
Babası Musa Bayrı. Ama ben de ona gittiğini sanmıyorum başkomiserim. Efendim, buyurun sizi dinliyorum. Anlamadım. Kızım mı kayıp?